Çocuklarımızla neden bu kadar çok çatışma yapıyoruz? Çocuklarımız neden bizim sözümüzü dinlemiyorlar? Şimdi burada bunun ayrımını yapmak istiyorum ben. Çocuklarımız üzerinde daha etkili anne babalar olmak istiyorsak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu anlatacağız. Şimdi bakıyorum mesela anneleri izliyorum etrafımda ya da bana gelen anneleri dinliyorum. Hep sürekli çocukları dürtüyoruz. Yavrum terlisin, elini yıka, duş aldın mı sen? Kapat o bilgisayarı, hadi ödevin başına, hadi geç kalıyorsun, hadi servis geliyor, hadi toparla, hadi kalk artık kahve, hadi bitir artık yemeğini. Hadi, 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 hadi. Ya bu çok zor. Sonra diyoruz ki annelik çok zor bir görev. E tabi yani bir insanı 7-24 yıllar boyunca takip etmek. Ha bir de hani okulları bitirdi evlendi falan olmuyor ki. Evleniyorlar yine bak kızınız var mesela işte anneanne oldunuz. Ama o çocuğu bak çocuğun çorabını giydir, o çocuğu ince giydirmişsin, kalın giydirmişsin, şöyle yapmasın böyle. Çünkü diyoruz ki bakamıyor, bakamaz ki bizim kız çocuğa. Ev çeviremez ki mecbur ben olmasam damat bizim kızı kapı önüne koyar. Oğlunuz oluyor bu sefer gelin şikayet ediyor. Anne işte Cengiz böyle yapıyor da şöyle yapıyor da sen bir konuşsana. Oğlum yapmasana tamam, böyle kalksana işi zamanında gitsene. Başta okulaydı sonra işi oldu. İşte başta derslerinle ilgilendi şimdi sen çocuğunla ilgilensene gibi. Neyse çok uzatabilirim de uzatmayayım şimdi. Eğer siz kendinizi anne olarak çocuğunuzun kitap okumasından, ödev yapmasından, zamanında kalkmasından, yatmasından, abur cubur yemesinden, yememesinden, bilgisayar oynamasından, cep telefonu kullanmasından bunlardan kendinizi siz sorumlu hissederseniz o zaman buna şöyle bir şey oluyor. Bunları görev edinmiş oluyorsunuz. Çocuğunuza ödev yaptırtmak göreviniz oluyor. Çocuğunuzu sabah uyandırmak göreviniz oluyor. Çocuğunuzu abur cubur yememesini sağlamak, kitap okumasını sağlamak göreviniz oluyor. Ama siz bakın iki ayaklı bir insan var karşınızda. Yaşı kaç olursa olsun, evladınızın yaşı kaç olursa olsun. Önce şunu unutmamalıyız. İki ayaklı güdülmez. İnsanlara bir şey yaptırtamazsınız. 5 yaşındakine de bakın nereye kadar yaptırtabilirsiniz? Bir yere kadar gücünüz var. Sizden korktukları, yani şöyle söyleyeyim. Kendi başına ayakta kalabileceğine inanmadığı bir döneme kadar ki o da genelde ergenlik dönemine kadar onlara zorla bir şey yaptırtabilirsiniz. Ama bir yerden sonra muhakkak isyan edecekler. İsyan etmiyorlarsa bir takım problemli davranışlar işte ne bileyim kaş koparma, tırnak yeme gibi problemli davranışlarla size seslerini duyurmaya çalışacaklar. Ya da size seslerini duyuramıyorlarsa da sizden intikam almaya çalışacaklar. Hepsinin altında kekemelikten tutun, saç koparma, tırnak yeme hepsinin altında aslında anneye duyulan anne babaya duyulan bir öfke var. Annenin onu duymamasından kaynaklanan öfke var. Şimdi sevgili anneler, çocuğunuz üzerinde etkili bir ebeveyn, etkili olmak istiyorsanız öncelikle gücünüzün sınırlarını çok iyi bilmenizi öneririm. Bir anne olarak sorumluluğunuz nerede başlar, nerede biter? Eğer abur cubur meselesinden çıkalım. Eğer benim çocuğum abur cubura çok düşkün, onu yememesi için ne yapabilirim diye sormuş bir anne. Hiçbir şey yapamazsınız. Biri sormuş, peki bir de kitap çocuğa kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandıracağız? Nasıl kitap okumalarını sağlayabiliriz? Yaz tatili bomboş geçmesin ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamazsınız. Ve bir şey yapmak sizin göreviniz değil. Çünkü ben çocuğa kitap okutturacağım dediğinizde, bunu görev atfettiğiniz anda ne olacak biliyor musunuz? Çocuk size karşı direnecek. Diyecek ki sen bana bunu yaptırtamazsın. Şunu sormak istiyorum. Çocuğunuzun kitap okumaya mı ihtiyacı var? Yoksa sizin çocuğunuza kitap okutturmaya daha mı çok ihtiyacınız var? İkisi arasında fark var. Bakın ikisi arasında fark var. Bazen bizim çocuğumuza kitap okutturma ihtiyacımız daha fazla oluyor. Niye? Benim çocuğum kitap okuyor demek istiyoruz. Benim çocuğum abur cubur yemiyor. Benim çocuğum cep telefonu oynamıyor. Benim çocuğum harika demek istiyoruz. Çünkü benim harika bir anne olmam için, benim şahane bir anne olmam için çocuğumun bir takım şeyleri yapması lazım. İşte bakın bu bakış açısı çatışmanın en büyük sebebi. Çocuk yoğurdunu yemedi, kriz. Kivisini bitirmedi, kriz. Öğle uykusuna yatmadı, kriz. Aa uyumuyor mu senin çocuk? Sinirleniyoruz bunu duyduğumuzda. Aa yoğurt yemiyor mu? Aa alıştırmasaydın ya. Yumurta yemiyor mu seninki? Aa, niye alıştırmadın yumurtayı? Aa hep hazır şeyler verdin tabii sen. Of. Ya bakın. Eğer anneliği böyle bir görev olarak görürseniz arkadaşlar, bu bitmeyen bir görevdir ve annelik bir görev değildir. Görev dışarıdan birinin size verdiği bir şeydir. Sorumluluk ise bizim aldığımız bir şeydir. Bizim anne olarak görevimiz çocuklara ihtiyaç duyacakları, hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları sorumluluğu kazandırmak. Mesela sağlık. Ben çocuğuma şunu vermeliyim. Yavrucuğum, sağlıklı olmalısın. Sağlık bu hayattaki en önemli değerdir. Oğlum, çalışkan ol.
görevlerini, hayat görevlerini layıkıyla yap, işini düzgün yap. Bu bir değerdir. Çalışkanlık bir değerdir. Dürüstlük bir değerdir. Vicdanlı olmak bir değerdir. Biz çocuklara hayatları boyunca onlara lazım olacak değerleri vermeliyiz. Yardımseverlik, işbirliği, bunlar birer değerdir. Ve çocuklarımıza bunu vereceğiz. Çocuğumuz sağlıklı olmanın önemini öğrenecek. Nasıl öğrenecek? Bizden öğrenecek. Ama şöyle değil. Abur cubur yeme, kola içme, kola çok zararlı. Böyle öğrenmiyor çocuklar. Örnek olacağız ama örnek olurken de konuşacağız. Her sohbet ortamında konuşacağız. Diyeceğiz ki çocuklar, bakın bu beden ruhumuzun da içinde yaşadığı bir yer. Ve biz bu bedenimize çok iyi bakmak zorundayız. Şimdi çok küçüksünüz ama ileride büyüyeceksiniz, hatta yaşlanacaksınız ve bedeninize iyi bakmanız lazım. Biz bedenimizden sorumluyuz. Bunu isterseniz inancınıza göre, bunu kendi için dini yönüyle bağlantı kurarak anlatabilirsiniz, ahlaki yönüyle bağlantı kurabilirsiniz ama bizim burada şunu öğretmemiz lazım. Çocuğum kendine iyi bakmalısın. Ya da temizlik bir değerdir. Elini yıka, elini yıka, duş al, kokuyorsun. Böyle olmaz. Yavrucuğum, temizlik bir değerdir. Biz temiz insanlarız. Ya da işbirliği, yardımseverlik bir değerdir. Birbirimize yardım etmeliyiz. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bazen çok yoruluyorum. Ama burada siz de çocuğunuza yardım edeceksiniz, o da size yardım edecek. Şimdi burada başka bunu başka bir videoda da anlatacağım ama bakın şurada çok önemli bir şey anlatmak istiyorum. Çocuğunuzun yardıma ihtiyacı var. Pazar akşamı olmuş, ödevler yetişmemiş ve diyor ki anne ben ödevimi yapamadım. Çok küçük, işte birinci sınıf, ikinci sınıf ağlıyor. Öğretmenim bana çok kızacak diyerek yanınıza geldi diyelim ki. Şimdi neydi bizim evimizdeki en büyük değerlerden bir tanesi? Neydi değerlerden bir tanesi? Yardımseverlik, işbirliği. Şimdi çocuğunuzun burada neye ihtiyacı var? Yardıma ihtiyacı var. Peki siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Tembel. Oğlum ben sana demedim mi? Pazar akşamını ödev bırakma demedim mi? Aa şimdi böyle otur ağlarsın işte. Dinleseydin sözümü de yapsaydın zamanında. Aa, tamam kızsın öğretmenini görsen gününü. Gibi bir tepki verdiğiniz anda bütün verdiğiniz değerler eğitimi ne oldu? Çöp oldu. Ya da dediniz ki saygı sevgi bir değerdir, saygılı olmalıyız, saygı şöyle saygı böyle anlattınız. Sonra dediniz ki ben seni çok seviyorum yavrucuğum, sana saygı duyuyorum. Aradan geçti 2 dakika. Çocuğunuz dedi ki anne ya ben tenise gitsem mi acaba? Ya arkadaşlarım tenise gidiyor, hepsi toplanmış, ben de gitsem dedi. Size döndünüz dediniz ki ha hımbıl sen mi gideceksin tenise? Sen daha poponu kaldırıp bakkala ekmek almaya gitmeyen çocuksun. Hiç tenis mesi çıkarma, bir sürü para verdiniz ondan sonra gitmezsin. Abuk subuk işler çıkarma başıma diye böyle bir tepki verdiğiniz anda geçmiş olsun. Şimdi diyorsunuz ki seni seviyorum yavrum, sen çok akıllısın yavrum, sen dünyanın en tatlı çocuğusun, sen bizim için çok özenlisin, çok önemlisin, çok değerlisin diyorsunuz. Arkadan böyle bir laf söylüyorsunuz. Ne oldu? Özünüzle sözünüz birbirini tutmadı. Tutmadığı zaman çocuklarınızı etkileyemezsiniz. Çocuklarınıza değerler, değerlerinizi benimsetmek istiyorsanız onları etkilemek zorundasınız. Peki, çocuğunuzu nasıl etkilersiniz? Mesela siz kimden etkileniyorsunuz en çok? Siz en çok kime saygı duyuyorsunuz? Düşünün. Evladınızın sizden etkilenebilmesi için size saygı duyması lazım. Bakın size saygı duyması lazım. Size güvenmesi lazım. Şimdi özüyle sözü bir olmayan, tutarlı olmayan, ağzından çıkanla yaptığı farklı olan bir insana çocuk güvenir mi? Peki, kontrolünü kaybeden, kızmayacağım dediği şeye kızan, verdiği sözü tutmayan bir insana çocuğunuz güvenir mi? Güvenmez. Çocuğunuzu etkilemek ciddi bir iştir. Ve bunun için tutarlı olmalısınız, çocuğunuza saygılı olmalısınız. Konu komşuya söylemediğiniz lafları asla çocuğunuza söylememelisiniz. Geri zekalı mısın, mal mısın, öf abuk subuk işler çıkarma başıma, ne biçim giyinmişsin sen, git çıkar çabuk onun üzerinden gibi böyle hani çoğumuzun kendiliğinden yaptığı, bak gelirsem gerçekten fena yapacağım, canını okuyacağım senin, asabımı bozma, gerizekalı gerizekalı işler çıkartıyorsun başıma. Hayır, hayatta olmaz. Sen daha poponu yerden kaldıramayan insansın. Sen şu göbeğine baksana. Oldu mu o şimdi, yakıştı mı sana gibi? Lafları, aralarında hakaretlerin, hatta ufak tefek küfürlerin de sıkıştığı lafları lütfen çocuklarınıza söylemeyin. Sürekli bağırıyorsunuz. Bağırmayın. Amacımız ne? Çocuğumuzun bizim lafımızı dinlemesi. Çocuğumuzun bizim değerlerimizden, yaşam tarzımızdan etkilenmesi. Biz ne istiyoruz? Çocuğum yalan söylemesin. Çocuğum sorumluluk alsın. Çocuğum kendini sevsin. Çocuğum kendine güvensin. Nasıl diye soruyorsunuz. Nasıl yok işte nasıl bu.
Yani bir hani bütün ben hayat bütün bunları şu anda söylediklerim ben bütün bunları yapmayayım. Canım ne istiyorsa onu yapayım. Ondan sonra bir psikoloğa gideyim. Bana diyeyim bu çocuk ödev yapmıyor. Git vereyim düzeltsin. Beni dinlemiyor. Vereyim birisi psikoloğa gideyim vereyim düzeltsin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çocuğa saygı duyacaksınız. Dünyada en çok kime saygı duyuyorsunuz? Hocanıza mı, patronunuza mı, annenize mi? Dünyada en çok saygı duyduğunuz insandan iki kat daha saygı duyacaksınız. Ama biz şöyle korkuyoruz. Şımarır mı? Suistimal eder mi? Etmez arkadaşlar. Siz çocuğunuzu düzgün şekilde disipline ederseniz, ki disipline etmek dediğimiz şey de cezalandırmak, bağırmak kesinlikle değil. Bunu daha önce de söylemiştim. Bir daha altını çizerek söylüyorum. Mesela sevmek ne demekse disipline etmek de aynı şey. Çünkü ikisi de çocuğun iyiliği için. Disiplin ne demektir? Değerlerimizi aktarmaktır. Bu evde uyulacak kuralları çocuğa benimsetmektir. Nedir? Arkadaşlar bir iş yapacaksak hep beraber yapacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Her şeyi dürüstlükle anlatacağız. Tamam mı? Ödev yapmak çocuğun görevidir ama polinomlar konusunu öğrenmek çocuğun sorumluluğudur. O yüzden ödevini yaptım mı değil. Çocuk o konuyu pek çok şekilde öğrenebilir. Pek çok şekilde öğrenebilir. Sınava çalıştın mı değil. Sınavdan 100 almak gibi çocuğun bir görevi olamaz. Okulunu bitirmek gibi çocuğun görevi ona verilen konuları öğrenmek. Onun sorumluluğu öğrenmek, gelişmek, zihnini eğitmek. Mesela bunları ona anlatmanız lazım. Bak yavrum ödevler ya da öf bu ödev çok zor ya yapmak istemiyorum dediğinde ne demek zor? Zorsa herkese zor. Bir tek sen misin? Herkes yapıyor sen de yapacaksın diye yaklaşmak ne olur? Çocuk kendini anlaşılmamış hisseder. Tek yapacağınız şey şu. Evet yavrum ödevler gerçekten zor. Öf çok sıkıcı. Evet sıkıcı haklısın. Ben de sıkılırdım. Yani sıkıcı olduğu konusunda da haklısın. Ama yapmak istemiyorum. Evet bazen yapmak istemeyebilirsin. Yapmaya da bilirsin. Fakat bu konuları öğrenmek senin sorumluluğun. Bunları şu an eğer öğrenecek durumda hissetmiyorsan kendini başka türlü bir formül bulabiliriz. Çocukların mutlaka İsyan ettiklerinde de, yapmayacağım dediklerinde de, yapamayacağım dediklerinde de ya yardıma ihtiyacı vardır ya da karşılanmayan bir ihtiyacı vardır. Bizim çocuklarımızı görmemiz lazım. Neden ağlıyor? Neden yapmak istemiyor? Neden okula gitmek istemiyor? Neden tenise gitmek istiyor? Mutlaka bir sebep vardır. Önemli olan bunu görmek, fark etmek, ortaya çıkarmak. Bence bir anne için en acı şey çocuğunu etkileme gücünü kaybetmiş olması. Ve çocuğunu etkileyemeyen bir anne, baba çok acı çekiyor. Bunu da görüyorum. Ve çocuğunuzu etkileyemedikçe ona daha çok bağırıyorsunuz ve daha çok hakaret etmeye başlıyorsunuz. Ve bir süre sonra ebeveyn sağırlığı dediğimiz durum oluşuyor. Siz çocuğa deseniz ki, bak yavrum bu anahtar, bu şey var ya bu anahtarlık. Anahtar değil de işte bu neyse. Bu anahtarlık bu şehrin kapısını açıyor. O şehir altınlarla dolu ve senin olacak deseniz çocuk sizi duymayacaktır. Siz şöyle delireceksiniz. Ah beni bir dinlese ya şurada bak çok mantıklı bir şey söylüyorum. Beni bir dinlese anlayacak ama dinlemiyor. Bence bir annenin en büyük kaybı çocuğunun kendisini ona karşı kapatması. Artık onu dinlememesi. Neden dinlemiyor çocuk? Çünkü diyor ki annem bana ne söyleyebilir ki? Annem bana yardımcı olamaz ki. Ve biliyorum her annenin içi çocuğunun iyi olması için. Her annenin kalbi çocuğunun iyi olması için atar. Ve ne vahim bir durumdur ki çocuk artık annesinin onun iyiliğini istediğine inanmaz. İşte arkadaşlar bunun en önemli sebebi de bizim anneliği bir vazife olarak görmemiz, görev olarak görmemiz, bir şey yaptırtmaya çalışmamız çocuklara. Aramızı giderek açıyor. Küçükken tamam ama onlar büyüdükçe ve biz onlara bir şey yaptırtmaya çalıştıkça direnç geliştiriyorlar, sağırlık geliştiriyorlar. Artık duymuyor. Niye? Etkilenmemesi lazım çünkü. Hakaret ediyorsunuz etkileme, dövüyorsunuz, sövüyorsunuz. Hani vardır ya dayak arasında bir şey. Hiçbir sözünüzle onları artık etkileyemiyorsunuz. Çünkü duymuyor sizi. Kötü söylediğinizi de duymuyor. Çünkü o kadar çok kötü söylüyorsunuz ki. Duysa sizi reddetmesi lazım. Anneyi de reddedemeyeceğine göre. Çocuk kör salı dilsiz oynuyor. Görmüyorum, duymuyorum. Görmüyorum, duymuyorum. De ne vardı? İşte işitmiyorum. Unuttum. Neyse. Çocuk size karşı kendini kapatıyor. Önemli olan nokta bu. Bence bir anne için çok üzücü bir şey. O yüzden de bebeğiniz vardır. Daha, bebeğiniz küçük de olabilir şu anda. Ergen çağında da olabilir çocuğunuz. Belki de çocuğunuz evli barklı artık. Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun. Çocuğunuza yoğurt yedirtmeye çalışmayın. Evet, çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi önemli ama bugün bu yoğurdu yeme dediği hiçbir şey olmaz. Bugün meyve yeme dediği hiçbir şey olmaz. Bugün kabız olur, yarın ishal olur, çocuktur, olabilir, düşebilir, kalkabilir. Ve siz de çocuğunuzun iyiliğini istemenize rağmen bazen çok yorgunsunuzdur, dinlenmeniz gerekirken
alıp da bugün çocuk parka gitmedi diye çocuğunuzu parka götürmeyin. Evde oturun, dinlenin. Ama diyorsunuz görev diyorsunuz. Ya hiçbir şey olmaz. Bir günden iki günden hiçbir şey olmaz. Ya bazen öyle olur. Mükemmel anneliği bir hedef haline getirirseniz zaten çocuk sizin mükemmel anneye olmanıza izin vermez. Çocuklar siz anne olasınız diye yoklar. Siz çocuklarınızın sağlıklı olması için oradasınız. Siz çocuklarınız için varsınız. Çocuklarınızın görevi size başarılı hissettirmek değil. Evet, ben öyle bir evlat olmalıyım ki annem kendisini başarılı. Yani kimlik olarak lütfen annelikten beslenmeyin. Annelik, işte annelik. Bunu bu kadar abartmayın gözünüzde. Çocuğun sağlıklı mı? Sağlıklı. Sağlıklıysa çocuğunuz bugün de aç yatıversin ya, bir şey olmaz. Ya bir gün aç yatmaktan, bir gün spora gitmemekten, bir gün parka gitmemekten, iki gün evden çıkmamaktan ya da ne bileyim çok fazla sokakta kalmaktan hiçbir şey olmaz. Çocuk yahu bu, büyür yani. Çocuklar büyümeye programlı, onlar büyür. Ama bizim derdimiz onları büyütmekten ziyade hani diyoruz ya, bugün zamanında uyudu tik, yemeğini yedi tik, yoğurdunu yedi tik. Hani böyle tik atacağız ya, böyle yaptım, bu da tamamlandı, bu da tamamlandı. Ya arkadaş, bu iş var ya 7-24 ve ömür boyu, daha yeni anneler varsa aramızda, bu tuzaklara düşmeyin. Bu bitmiyor yani. O zaman annelikten bunalırsınız, çocuğunuzu da bunaltırsınız. Onlar da sizin bir şeyi görev olarak yaptığınızı anlarlar. Severek yapın. Bunu severek yapın. Yani bir insanın büyümesini seyrediyorsunuz. Yani şimdi burada bir çiçek var. Benim tek görevim arkadaş, ben çocuk yetiştirmek, çiçek yetiştirmek gibi. Ben buna ne yapıyorum? Suyunu veriyorum, gübresini veriyorum, ışın almasını sağlıyorum. Bitti. Büyümek bunun işi. Siz gereken sorumluluklarınızı yerine getirin. Ondan sonra da baktım, bu birazcık yaprak dökmeye mi başladı? Bunun ihtiyacını görmem lazım. Ben kendi kafamdakini buna dayatamam. Bazen çürür, der ki bana artık su verme. Benim bunun ihtiyacını görmem lazım. İyi anne çocuğunun ihtiyacına göre verir alır. Bazen çocuğunuzun, mesela geçen sene deniz kenarında böyle izlerim, çok seviyorum deniz kenarında oturup böyle bakmayı falan, insanları da seyrederim. Çocuğuna ne hiç ihtiyacı yok. Çocuk bağırıyor. Anne bağırıyor. Unuttum adı, neyse işte. Yavrum diyor, gel diyor, sırtına krem süreyim. Neyse sürdü onu. Yavrum gel onu yapayım. Onu şişti. Sürekli çocuğu çağırıyor, bir şey yapıyor. Gel oraya. İşte yarım saat boyunca ilgiye boğdu ki çocuk anne hiç ilgilenmese. Orada deniz kenarında çok güzel uyum kurmuştu kendisine. Ama anne dedi ki ben onunla ilgilenmem lazım dedi. Bir sürü şeyler yaptı çocuğa. İlgilendi. Sonra yoruldu. Ama bu sırada çocuğun oyununu da bozdu. Aradan neyse yarım saat falan böyle bir şey yaptılar. Ondan sonra tabii çocuk anne efendim işte denize bir şeyler söylüyor, tamam mı? Yani ama anne o kadar yordu ki ilk yarım saatte çocuğun ihtiyacı olmayan ilgiyi verdi. Çünkü o ilgili bir anne olmak istiyor. İlgilendi. Çocuğuna en çok ihtiyaç duyduğumda da yavrum yeter artık ya dedi. Bir kitap okutturmadın ya dedi. Bakın sizin yapmanız gereken şey şu. Gittiniz oturdunuz. Önceden zaten kremlemiştiniz çocuğunuzu. Hazırlamıştınız işte şişme kolluk mu takıyorsunuz? Denize gittiniz. Hazırladınız. Oturun bırakın çocuğunuzu. Bırakın çocuğunuzu. Ama çocuğunuz size bakıp da şöyle bir şey söylerse. Anne bak taş buldum dediğinizde tek yapmanız gereken. Ne güzel bir taş bulmuşsun. Getirsene bir bakalım o taşa deyip. Şöyle bakmanız. Nasıl bir taşmış bu, neye benziyor sence filan diye. Biraz onun size göster. Yok şu da değil ama. Taş mı, ha aferin. Değil. Onun o gösterdiği taş onun için çok önemli olabilir. İyi bir annenin en önemli, en çok çocuğu için yapabileceği en güzel şey çocuğuna tanık olmaktır. Çocuğunu görmektir. Bu kadar. Bu sizin bir dakikanızı alır. Aradan geçen 15 dakika çocuk bu sefer der ki anne bak. İşte oradan şey görmüştür, tekne görmüştür. Anne bak ne yapıyorlar işte şey gördü burada. Muza binen. Anne bak insanlar dedi, ne yapıyorlar dedi. Evet ona muz deniyor. Böyle biniyorlar. Belki büyüdüğü zaman biz senle biraz büyü, senle de binebiliriz. Ondan sonra bak biraz iyi bak, iyi dikkat et, onu birazdan düşecekler falan deyip bir 30 saniye, bir dakikada burada. Çocuğunuzun aralıksız olarak sizin onunla bir şey oynamanıza ihtiyacı yok. İhtiyaç duyduğu anda, dediğim gibi çiçeğin de ihtiyaç duyduğu anda benim orada olmam lazım. Şunu bilmeli çocuk. Ben anneme ulaşabilirim. Annem beni sever ve sayar. Annem bana sadece sözde değil, yani seni seviyorum oğlum, sen bizim için çok değerlisin, sen çok akıllısın. Hani böyle psikologlar diyorlar ya, çocuğunuza pozitif telkinler verin. Ona akıllısın demek değil, ona akıllı biri olduğunu hissettirmek. Bu sahildeki en güzel taşı sen buldun demek mesela. Ne kadar değişik bir taç.
bir taş bulmuşsun. Ben arasam bunu bulamazdım. Gerçekten sen ne kadar ilginç bir taş buldun. Evet, ona evet ben bir şeyler başarabiliyorum. Sen çok başarılısın, sana güveniyoruz diyorsunuz. Ondan sonra arkadan tonla... Çocuğunuzu etkileme gücünüzü lütfen kaybetmeyin. Bunun için de onun kulaklarını size kapatmayacağı tonda konuşun ve hakaret etmeyin. Ve bir şeyler istediğiniz gibi gitmediğinde sakin olun. Şimdi ben burada size anlattım. Bir sürü şey anlatıyorum. Daha önceki videolarda da anlattım ama zannetmiyorum ki burada ben anlatıyorum diye siz ertesi gün gidip hemen uygulayacaksınız. Sağlıklı olmak bir değerdir. Yardımseverlik bir değerdir. Çalışkanlık bir değerdir. Ama bunlar yıllar içerisinde çocuğun kazanacağı şeyler. Bir tohum ektiyseniz ve ona iyi bakıyorsanız emin olun sonuç alırsınız. Ama biz şöyle istiyoruz. Çocuk yetiştiriyorum. Ben bugün bir tohum ekeyim. Yarın bu meyve versin. Öyle değil. Annelik sabır işi. Ha bu dönemde tabii bazı insanlar sizin çok iyi anne olamadığınızdan falan şikayet edebilirler. Söyleyebilirler. Anneler çocuklarının fiziksel ihtiyaçlarını karşıladıkları kadar ruhsal ihtiyaçlarını da karşılamalı. Ve burada bunu size anlatmaya devam edeceğim. İyi annelik konusunu, iyi ebeveynlik konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Devamı gelecek. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sorumluluk sahibi çocuk yetiştirmekle ilgili videolar var. Onları da lütfen izleyin. Devamını da takip edin. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller diliyorum. Herkese güzel bir yaz tatili diliyorum. Tekrardan çocuklarınızla beraber görüşmek üzere.